Tamam, ben de arabamı alıyorum. Araba burada, başkanım. Başkanım, araba burada. Sen başkanım nasılsın? Akşamdan beri sizi görmek için çok şey yaptı. Aşırı bir evet, saygıdeğer kazanlar, bölge milletvekilimiz, hemşehrimiz, başbakan yardımcımız, profesör doktor Emrullah İşler Bey alanımıza teşrif etmişlerdir. Alkışlarla, Türk bayraklarıyla kendisini karşılıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş geldiniz Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Bölge Milletvekilimiz. Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Lokman Ertürk hitap edeceklerdir. Buyurun Sayın Bakanım, Başkanım. Sayın Başbakan Yardımcımı, çok kıymetli İl Başkanım, sevgili kazanlılar. Gene böylesi güzel bir günde, coşkulu bir şekilde, bizleri böylesi güzel bir günde yalnız bırakmadığın için sizlere teşekkür ediyorum. Teveccühünüzden dolayı sizlere minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz inşallah. Bugün kazan gene tarihi günlerinden bir tanesine ışık tutuyor. Gerçekten de son 10 yıl içerisinde kazanın gelişim ve değişiminin her hizmetinde imzası bulunan çok değerli hemşerimiz, bölge milletvekilimiz, aynı zamanda sadece Kızılcahamam'ın Ankara'nın evladı değil, kazanın da evladı olan Profesör Doktor Emrullah İşler Sayın Başbakan Yardımcısı olarak 25 Aralık'ta göreve başlamıştır. Kendisine bu görevinde başarılar diliyoruz kazan halkı olarak. Kazan zor şartlarda gerçekten de 2002 tarihinde başladığı o güzel hizmetlerde AK Parti iktidarında yerel manada da 2004 yılında bir devrime imza atmıştır. 2004 yılında tek bir bankasıyla, Ziraat Bankası'yla mücadele ederken bugün 12. banka Kazan'da şubesini açmıştır. 5. kata teyzelerimizin, amcalarımızın köbür kovası çıkartması, o çilesi bitmiş, doğalgazla tanışmıştır. Vaat Köprüsü olarak bilinen Ovaçayı Köprüsü, şimdi Osmanlı Caddesi'nde yaptığımız 2. köprüyle yakaları bir araya birleştirmiş bulunmaktayız. Kazan 3 araçla Kızılay'a gidilebilirken artık bugün köyden bindiği Ege otobüsüyle Kızılay'a gider duruma gelmiştir. 350 bin nüfusa yetecek kadar altyapısıyla, üst yapısıyla, sosyal donatı alanlarıyla gerçekten de Ankara'da olmayan çok daha büyük hizmetler ilçemizde olmaya başlamıştır. Açtığımız yüzme havuzu, önümüzdeki günlerde açacağımız 8 tane dev eser ve aile yaşam merkeziyle de beraber daha artı 12 tane daha açılışımızla sizlerin evinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bizim birlik ve beraberliğimizi, sizlerin bize olan bu teveccühü hiç kimsenin bozmasına asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Bu güzel bayrak yarışında kim ne derse desin, kazanımızı daha iyiye taşıma noktasında el ele, gönül gönüle vererek aldığımız bu bayrağı daha yukarıları taşımanın mücadelesi içerisinde olacağız. Sizlerin hayır duasıyla çıktığımız bu yolda, Sayın Başbakanımızın o gayretleriyle beraber de kazan halkı olarak Allah nasip ederse Ankara'nın rekorunu kırarak 2014 seçimlerinde de alnımız açık, başımız dik olarak gene Sayın Başbakanımızın yanına çıkacağız inşallah. Rabbim bizim bu birlik beraberliğimizi bozmasın. Gerçekten de abi olarak gördüğümüz değerli hemşerimiz, bölge milletvekilimiz ve yine aynı şekilde Seyit Serçelik abimiz de yanımızda bölge milletvekilimiz olarak bir ve beraber olarak kazanı daha iyiye taşımanın mücadelesine var mısınız kazan? Evet. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Yüzünüzdeki tebessüm, yüreklerinizdeki sevgileriniz hiç eksik olmasın.
Profesör Doktor Ebrullah İşler'le beraber Ankara İl Başkanımızla, bölge milletvekillerimizle, genel başkan yardımcılarımızla, Sayın Başbakan yardımcımızla beraber Kazan'da daha nice güzelliklere hep beraber imza atmak dileğiyle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor ve evladımız, işimizden biri Başbakan yardımcımız Ebrullah İşler'i sizlere konuşma yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim.